Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah sağlığınız, keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. Bu aralar çok sağlık, hani mutluluk, huzur çok yerinde olmayabiliyor çünkü hastalık sürecinden geçiyoruz. Biz de öyle bir hastalık atlattık arkadaşlar. Instagram'dan takip eden arkadaşlarım biliyorlar zaten. Hani buradan takip edip de Instagram'da olmayan arkadaşlarım da bu şekilde öğrenmiş olurlar. 3 haftadır hastalıkla hani mücadele ettik gibi bir süreç geçirdik. Çok şükür Allah'a şu an hepimiz iyiyiz. Hemen nasıl bir süreçten geçtiğimizi anlatacağım size. Hemen böyle lafa gireyim. Birazcık da böyle unutmuşum video çekmeyi. Heyecanlıyım karşınıza geldiğim için. Heyecanımı ya da hatalarımı falan bir mazur görürsünüz inşallah. Şöyle ki bir önceki videoda da gördüğünüz gibi Ankara'dan misafirlerimiz gelmişti. Hani şimdi korona olduk deyince Ankara'dan misafirimiz geldi deyince hemen akla onlardan mı hani bulaştı gibisinden bir mantık geliyor. Hani böyle bağlıyorsun birbirine gibi oluyor ama arkadaşlarımız test yaptırıp geldiler. Negatif olduklarını öğrendikten sonra geldiler. Hani bizden bulaşsa onlara bulaşacaktı. Hani onlar temizdi. O yüzden hani şu an baştan onları bir aklamış olayım. Çünkü hani kimsenin böyle yanlış anlamasını istemiyorum. Hani gelen arkadaşımızın da hani yanlış anlamasına vesile olacak yorum olur, şu olur, bu olur. Kesinlikle hani bunu istemem. Kimseyi kırmak istemem. O yüzden hani yanlış anlaşılmaları baştan bir düzeltmek istiyorum. Arkadaşlarımız geldiler. Öğretmen evinde kaldılar. Biz kendi evimizde işte onlar öğretmen evinde. Pandemiden dolayı eve gelmek istemediler. Hani hastalık sürecinden geçtiğimiz için. Karadeniz'i de çok sevdiler Ankara'dan geldikleri için. Hani Karadeniz'in yeşilliği, mavisi gerçekten başka. Hani siz de biliyorsunuz belki yolunuz düşmüştür, görmüşsünüzdür. Belki hani bir akrabanıza gelmişsinizdir. Belki televizyonlardan gördüğünüz kadarıyla. Hani yeşil mavi yani ikisinin birleştiği yer Karadeniz. Öyle olunca işte arkadaşlarımızla beraber gezelim, dolaşalım. Hani onları elimizden geldiğince keyifli vakit geçirmek için hani beraberce karar verdik. Onu mu yapalım, bunu mu yapalım, şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim diyerekten. Ya 5 gün boyunca gezdik dolaştık ama maskemizle gezdik arkadaşlar. Kalabalıklara maskemizle girdik. Ya kalabalık dediğimizde nedir? Bir akşam Sinop'a gittik, sahiline mantı yemeye gittik. Cameka'nın hani camla kapalı bir alandı, hani açık bir alandı. Mantı yediğimiz yer öyle çok kapalı bir yer değildi. Ondan sonra bir akşam oraya gittik. Kalabalık dediğim orası. Diğer 3 gün yani 3 gün pikniğe gittik. 2 günde denize gittik arkadaşlar. Ama denize gittiğimiz yer de sakindi. Pikniğe gittiğimiz yer de sakindi. Birinde zaten Kapıkaya'ya çıktık biz. Telefonumu sessize almış mıyım? Her neyse. Kapıkaya'ya çıktık. Zirve zaten. Orada zaten hani kimseyle bir araya gelme şansınız yok. Dağ tepesine çıktık yani. Öyle kalabalık falan insan içine girme gibi bir şansımız yoktu orada. Ondan sonra bir gün Hamsilos'a gittik. Piknik yapmaya. Orada da hani sakindi. Sadece biz böyle masanın etrafında biz vardık. Bir günde Erfele'ye gittik. Sinop Erfelek Tatlıca şelalelerine gittik. Bu kadar yani gezdiğimiz bu kadar. İnanın kalabalık alanlarda maskemizle gezdik. Hani böyle kapalı yere giriyorsak maskemizi taktık girdik. Ama ben hani böyle el hijyenine çok dikkat edemediğimizin farkına vardım sonradan. Böyle hani gezerken dolaşırken sürekli elimize kolonyalar falan dökmedik. Hamsilos'ta da Erfelek'te de piknik masasına oturduk yani. O bizim kendi masamız değildi. Piknik masasına oturduk. Şu telefonu sessize alayım arkadaşlar. Sonrasında dediğim gibi işte piknik masaları vardı. 2 kere masayı kullanmış olduk. Kendi masamızı götürmedik. Deniz kenarına giderken kendi piknik masamızı götürmüştük. Her neyse artık pazartesi günü Sibel'leri biz Ankara'ya yolcu ettik. Hatta böyle piknikten dönüyorduk. Hiç şey yapmadık. Durmadılar onlar. Böyle yolda vedalaştık. Hatta ben sarıldım öptüm onları. Büşra'yı, Sibel'i sarıldım öptüm. Gönderdik yani on biz Bafra'ya döndük. Onlar Ankara'ya devam ettiler. İşte Samsun'a doğru devam ettiler. O akşam benim böyle saat 10-11 gibi falan dizlerimden altına bir ağrı vurmaya başladı arkadaşlar. Böyle bacaklarım bir ağrıyor ama yani değişik bir ağrı bu. Hani nasıl bir ağrı diyeyim? Böyle günlerce koşmuşsunuzdur da böyle hani çok yoğun, çok böyle ağır egzersiz yapmışsınızdır. Öyle bir ağrı ve sızı.
sızı şeklinde. Yani ama dizimden altı. Yani üst bacağımda bir şey yok. Dizimden altı sızım sızım sızlıyor. Ondan sonra akşam işte öyle dizimden altı ağrımaya başladı. Böyle gece falan. Onun yanında bir de halsizlik geldi bana. Ben hep diyorum ki hani şeye yoruyorum ben. Herhalde diyorum arabanın kliması çarptı. İşte hani gezdik dolaştık. Hani evdeydik çıkmıyorduk. Hani yorulduk bacaklarım da ondan ağrıyor diye. Hani düşünüyorum. Hep ona yoruyorum. Korona aklımıza hiç gelmedi. Ondan sonra ne oldu? Salı günü oldu işte. Salı günü benim belden altım ağrımaya başladı ama nasıl bir ağrı? Böyle sızım sızım sızlıyor. Hem ağrıyor hem sızlıyor arkadaşlar. Ondan sonra o gün de ben öyle yatak döşek yaptım. İnanın böyle bir halsizlik. Hani bu koltuktan kalkıyorsun, diğer koltuğa yatıyorsun. Yani azıcık böyle 3-5 adım atıyorsun, yatıyorsun. Halin vaktin yok. Hiç böyle kendine hükmedemiyorsun gibi. Hani o kadar bir ağırlık hissediyorsun üstünde. Ondan sonra böyle grip gibi de böyle burnum sanki tıkanmış, sesim değişmeye falan başladı gibi oldu. Artık gece böyle yatakta yatıyorum. Ama şey böyle her yerin sızlıyor, ağrıyor. O ağrı böyle tam böyle bütün vücuduna yayılmış gibi oldu. Ama nasıl ağrıyor? Böyle uykuda insan uyanıp da böyle ağrıdan uyanır mı hani böyle sağdan sola dönerken? Yani şu etimi şöyle kolumu şuraya koyuyorum ya. Koltuğa dokunan yer neresi dokunuyorsa etimin sızım sızlıyor. Böyle ısırgan otuna düşmüşsünüz gibi. Hani birçoğunuzu ısırgan yakmıştır, bilirsiniz onun acısını. Sızım sızlıyor ağrıyla beraber. Yani böyle yatağa dokunan her yerinizi ağrıyla hissediyorsunuz. Öyle düşünün. Öyle bir ağrı yaşattı. Sonrasında baktım hani şüpheli bir durum. Hani daha öncesinde grip falan olduğum zaman hiç böyle bir ağrım falan olmamıştı. Farklı bir ağrıydı yani yaşadığım. Öyle olunca şey yaptık. Çarşamba günü test vermeye gittik arkadaşlar. Hastaneye gittik. Hastaneye gittiğiniz zaman da hangi doktora yani doktorların hakkını yemek istemem. Kesinlikle sağlık çalışanlarının hakkını yemek istemem ama onlar da canından bezmiş durumdalar gibi geldi bize. Onları da anlatacağım. Sonrasında hastaneye gittik. Ben güzel bir muamele gördüm şimdi Allah için. Hani hakkını yiyemem doktorum. Girişteki hemşireye anlattığım zaman hemen pandemi bölümüne yönlendiriyorlar zaten. Pandemi polikliniğine gittik ama hastanelerde öyle tedbirsizlik var ki yani bunları anlatmak da hani buradan ne kadar doğru bilmiyorum ama yani pozitif olan hasta da orada, negatif olan hasta da orada, şüpheli olan hasta da orada arkadaşlar. Yani salonda bekliyorsunuz. Hani arkadaş diyor ki mesela bir arkadaş dedi ki bana ilk gittiğim zaman az önce 7 tane pozitif vardı burada dedi. Şu an havada hani bütün virüs dolanıyor dedi. Yani dikkat edin. Ben o zaman dedim ki Ali'ye sen dışarıda bekle Ali hani yanımda durma dedim. Hastane pozitif olan varmış falan ben hallederim evrakları işte kağıtları döndürürüm falan. Onu hastanenin dışına gönderdim. Hani olur da bir şey bulaşır eder Allah korusun diye. Bilmiyoruz ya sonradan başımıza geleceği. Sonrasında işte şey yaptık. Ben işleri falan hallettim. Sürüntümü falan verdim ama ayakta duracak halim yok arkadaşlar. Benden o zaman tomografi istenmedi. Ne istendi benden? Kan tahlili istendi. Kan tahlili ve sürüntü istendi. Hatta kan tahlili verirken bizi şeye gönderdiler. Aslında orası da çok büyük bir yanlış. İzolasyon odasına gönderdiler. İzolasyon odasında hastalar zaten korona pozitif hastalar ve yani bayağı bir yaşlı böyle gerçekten zor nefes alan hani o durumdaki hastaların olduğu bir yer izolasyon odası. Hemşire kan alırken yani işte kan alacak dedi ki işte damar yolu açacağım. Neden dedim? Yatırabilir dedi. Ben de dedim ki hani her geleni yatırıyor mu dedim. Hani doktor bey her geleni yatırıyor mu dedim. Ya yatırmıyor ama dedi. Ben de o zaman dedim ki hani sonuç çıksın. Damar yolu açılması gerekirse o zaman açılır dedim. Sadece kan verdim. Yani bilmiyorum. Yani her gitmemizde farklı bir sistem, farklı bir muameleyle karşılaştık. Sağ olsun hemşire hanım hiç şey yapmadı. Hani beni zorlamadı. Tamam dedi. Hani kanı aldı bıraktı. Sonrasında işte sonucu bekliyoruz falan. Benim işte kan tahlilim çıktı ama tomografi istemediler çünkü hani nefeste bir sıkıntım olmadığını söyledim. Hani nefes darlığım gibi bir şikayetim, öksürüğüm olmadığı için tomografi istemedi doktor. Sonrasında şey yaptık. Artık hastanenin dışına çıktık eşimle beraber bekliyoruz işte. Sonucun çıkmasını bekliyoruz. Sonra sonuç çıktı. Doktor işte hani kan tahlilini temiz dedi.
ilaç ister misin dedi. Ben de çok ağrım var dedim. Sonra bana işte ağrı kesici, evet ağrı kesici ile soğuk algınlığı ilacı verdi. Bir tane de 3 günlük antibiyotik verdi. Ben onları kullanmaya başladım. Artık hani sonuç çıkacak diye bekliyoruz. Çarşamba günü ben test verdim. İlaçlarımı kullanmaya başladım. Sonrasında her gün işte 2 gün geçti aradan soruyoruz. Sonuç çıkmadı. 3 gün geçti, çıkmadı. 4 gün geçti, çıkmadı. Sonra cuma günü işte cuma günü eşimde aynı belirtiler başladı. Eşim zaten senelik izindeydi. Aynen onun da bacaklarına ağrı vurdu. Sonra dedim ki ben de hani cuma günü başlayınca cumartesi günü daha da arttı. O halsizlik de başladı. Dedim gidelim hastaneye senin için hani test verelim. Hani benim durumum ortada çünkü benim hala ağrılarım devam ediyordu o zaman. Benim durumum ortada dedim yani bende muhtemelen var. Sende de hani vardır gibisinden. Cumartesi günü gittik test vermeye. Sonrasında arkadaşlar gittik hastaneye. İşte eşim dedi ki hani eşim test verdi şüpheli bir durum var. İşte ben de işte test vermek istiyorum. Hemşire bizi pandemiye yönlendirdi. Pandemideki doktor başladı bizi azarlamaya. Neyin var dedi. İşte bacaklarımda ağrı var dedi. Eklem ağrısı var dedi eşim. Kardeşim dedi böyle ağrılarla dedi buraya gelmeyeceksin dedi. Normal polikliniğe gideceksin dedi. Hastalık göründüğünün 3 katı 5 katı dedi. Hiç göründüğü gibi değil dedi. Hani buralar hep hastalık virüs. Ya bir yerde bizi korumaya çalıştı ama hani hastalık yoksa da yakalanacaksınız buralar virüs dolu diye. Ama hoş değildi tabii. Çünkü şöyle ki işte buralar hastalık dolu dedi. Bak seni şimdi buraya yönlendirmişler dedi. Ben tetkikleri istemek zorundayım dedi ama böyle kağıdı fırlatıyor yani böyle. Ben dedi üroloji doktoruyum ne anlarım ben bu işlerden dedi. Ya bu işten anlayan yok zaten dünyada yok. Bu işin uzmanı yok. Yani orada verilen görev kan tahlili istemek, tomografi istemek, sürüntü istemek. Yani bunu bile zorla yapıyorlar duruma gelmiş. Eşim de işte o zaman hani biz de bir şey diyemedik şimdi. Hastanedeki en yetkili insan doktor. Doktor böyle davranınca bir şey diyemiyorsun, boynunu büküyorsun. Sonrasında işte tahlilleri verdik artık hani kan tahlili istedi, tomografi istedi. Sonrasında biz işte tahlilleri verdik. İşte eşim tomografiye girdi çıktı. Artık sonucu bekliyoruz. Sonuç çıktı işte bir saat sonrasında falan sonuç çıktı. Götürdük doktorun yanına. Dedik işte sonucumuz çıktı doktor bey. Dedi tamam kan tahlilin temiz. Tomografide de bir şey yok. Çok şükür dedik içimizden. Tamam dedi hani gidebilirsin. Sürüntü istemeyecek misiniz doktor bey dedim. Gerek yok dedi. Şimdi gerek yok deyince bir şey diyemiyorsun. Dediğim gibi yani orada en yetkili insan o. Sonrasında iyi dedik hadi dönelim eve. Eve geldik artık. Sonra cumartesi, pazar daha da eşimin ağrıları, halsizliği arttı. Artık pazartesi işbaşı yapması gerekiyor. Biliyorsunuz emniyet mensubu eşim. İşbaşı yapması gerekiyor. Sabahleyin kalktık artık saat 7.30 gibi falan. Şimdi hazırlandı gidecek ama gidemiyor tedirgin. Ben de dedim ki Ali dedim yani gitmemen en doğrusu. Çünkü bende varsa sende de var. Hani sonuç da çıkmadı. Çarşamba günü test verdim ben. Pazartesi gününe geldik arkadaşlar. Test yok. Çıkmadı yani. Sonuç çıkmadı. Sonrasında dedim komiserini ara. Komisere durumu anlat. Koçacığım dedim işte böyle böyle. Çünkü şimdi gitsen oradakilere de bulaştıracaksın. Hani büyük risk. Hani oradakilerin de suçu günahı var. Yani bile yani bilmek gibi oluyor yani bu sonuçta. Hani halimiz durumumuz ortada. Hani oradaki insanlara bunu bulaştırmanın da bir anlamı yok. Hani biz hafif geçirdik belki geçiriyorduk ama yani bulaştırdığımız insanın nasıl geçireceğini kesinlikle bilmiyorsun yani. Eşim de işte aradı komiseri söyledi böyle böyle. Komiser de hani git test ver dedi. Eşim hemen çıktı hastaneye pazartesi günü. Cumartesi günü veremedik testi. Pazartesi günü gitti. Sonrasında demiş işte eşim hani emniyet test istiyor demiş. İşbaşı yapacağım demiş. Sonrasında ne oldu Gacicim? Sonrasında işte hastaneye gitti. Meğersem hastanede pozitif vaka varmış personel içinde. Diğer personelden de test istenmiş. Sonrasında eşimin testleri de işte onlarla beraber veriyor ya. Pazartesi günü saat 9, 9.30 gibi testi verdi Ali. Akşam 6'da Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz. Ali Bey pozitifsiniz diyerekten aradılar. Benim testim hala çıkmadı. Yani böyle de enteresan bir durum var ortada.
Ondan sonra ay şey geldi aklıma. Sağlık Bakanlığı'ndan arayan doktor hakkında konuşuyorduk da sonradan eşimle. Ali dedim, hani doktorun adı neydi dedim. Ben diyor pozitif dedikten sonrasını hatırlamıyorum diyor. O geldi aklıma da onun için gülüyorum şimdi. Doktor bey işte aradı bizi. Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorum. Hemen maskelerinizi takın dedi. Yani herkes kendini izole etsin. Ayrı odalara gidin. Hani aynı ortamı paylaşmayın. Evdeki herkes maske takacak dedi. Ondan sonra gel Gocacığım gel. Gel beraber anlat. Gel beraber anlatalım gel. Ben yaşadım o duyguyu biliyorum. Ben yaşadım o duyguyu biliyorum diyor. Sonrasında hemen dedi işte hastaneye gidiyorsunuz, pozitif olduğunuzu söylüyorsunuz. Hemen dediler yani sesiniz çok iyi geliyor Ali Bey, muhtemelen hastaneye yatırmazlar sizi dedi. İlacınızı alıp geliyorsunuz dedi. Sonrasında eşim hemen gitti hastaneye. Aynen doktorun dediği gibi hastanedeki doktor da şey demiş, sen çok iyisin maşallah demiş. Hani hiç hastanelik falan bir durumu yok, ilacını al, düzenli kullan demiş. Sonrasında sağ olsun aile hekimimiz hemen aradı. Birkaç saat sonra aradı, telefonumu kaydedin dedi. Zaten 14 yıldır aynı aile hekimindeyiz biz. Hani Bafra'ya geldiğimizden beri aile hekimimizi hiç değiştirmedik. Adresimiz değişse de değiştirmedik. Ondan sonra hemen aradı işte, telefon numaramı kaydedin. Sizi hani iletişime geçelim, hani durumunuzda bir değişiklik falan olursa diye. Ondan sonra işte eşim ilaca başladı. Şimdi Ali Bey pozitif olunca ben de çocukları aldım. Salı günü çocuklar için de test vermek için hastaneye götürdüm. Hemşireye dedim böyle işte babamız pozitif, çocuklara da hani var mı diye. Ama kızımda zaten belirti vardı arkadaşlar. Cansu'nun da vücut ağrısı vardı ama bizim kadar şiddetli değildi. Vücut ağrısı vardı ve burnu tıkanıktı. Böyle hani grip olduğumuz zaman ses böyle boğuklaşır falan ya. Onun da aynı şekildeydi. Öyle olunca işte onu da götürdüm. Hani muhtemelen onda da çıkacak diyerekten. Ay bir de sıcak arkadaşlar. Ev o kadar sıcak ki yani Eylül baya Temmuz gibi geçecek sanki. Baya bir sıcak. Her neyse çocukları da götürdük. Çocuklar için de verdik. O sırada ben de şimdi şey yapıyorum. Elimizde barkod olması gerekiyormuş. Hani muayene olduğumuz zaman o sürüntü verdiğimiz zamanki barkod olsa elimizde sistemden bakabiliyorsunuz. Benim de E-Devlet şifrem yoktu. Almadık da. Sonrasında ben de şimdi sekretere bir gittim sordum, dedim ki hani testim çıkmadı acaba çıktı mı dedim, TC'yi falan söyledim, baktı çıkmamış dedi. Sonrasında ben de dedim ki hani hastaneden gitmeden, şimdi sürüntüyü falan verdik, hastaneye eve gitmeden dedim hani o barkodu alabilirsem dedim, hani eski numarayı çıkarabilirlerse, çünkü çıkarıyorlar diye biliyorum, alayım dedim, hani kendim evde kontrol ederim dedim, çünkü yarım saat önce çıkmamıştı. Sonra işte sekretere dedim böyle, ben dedim hani bakamıyorum, barkodu dedim verir misiniz, hani önceki barkodu bulabilir misiniz benim için dedim, TC'ni söyle dedi. Söyledim, hasta kim dedi, benim dedim, pozitifsin sen dedi. Çıkmış mı dedim yani. İnanın güler misiniz ağlar mısınız halimize, çıkmış mı dedim, çıkmış dedi. Şimdi hastanedeyken de hemen o pozitif olduğuma dair dışarıdan yine bir kayıt açtırdık, doktorun yanına gittik, doktor ilacımızı falan verdi işte. Sonrasında çocuklarla beraber eve geldik biz. Eve gelince de işte Sağlık Bakanlığı'ndan aradı Sedat Bey, doktor. Bilmiyorum artık hangi doktor kim ama ismini biliyoruz Sedat Bey diye. Dedim doktor bey, ben hastanedeydim zaten, ilacımı falan aldım, her şeyi hallettim dedim. Eşim de zaten hani daha önceden aradığınız için her şeyi biliyoruz dedim. Tamam dedi, işte konuştuk. Sonrasında ne oldu? Evet, ilaca başladık. 2 gün sonra işte Cansu'nun testi çıksın diye bekliyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Herkes artık odaları bölüştü. Çocuklar odasında. Ben yatak odasındayım. Ali şimdi koltukta yatıyordu ama boyu sığmadığı için biraz zorlanıyordu. Sonra odaları değiştik. O yatak odasına geçti. Ben koltukta uyumaya başladım artık akşamları. Yani annelere hastalık yok arkadaşlar. Ev hanımlarına hani böyle hastalık yok. Ne kadar hasta da olsanız yine siz kalkıyorsunuz, yemeğinizi yapıyorsunuz, kahvaltılıkları hazırlıyorsunuz çocuklara, eşine. Yani bize Allah hani en çok annelere sağlık sıhhat versin diyeyim. Çünkü onlar ayakta olduğu zaman herkesi ayağa kaldırıyor. Ama anne yıkıldığı zaman daha bir zor oluyor sanki böyle. Ben o 3-4 gün yattım işte Ali'nin ağrıları başlayana kadar. Sağ olsun Gococuğum böyle çorba da yaptı, yemek de yaptı, Cansucuğum da yaptı. Böyle baba kız yaptılar ama onlar da halsizdi. Yani hastalık geldi. Yani hepimiz bir böyle etkilendik.
Sonrasında işte ben artık tabakları böyle hazırladım. Doktor, aile hekimimiz şey dedi, yemekleri sen pişir, herkes kendi tabağına, kendi işte kaşığını, çatalını, tabağını alsın, kendi yemeğini kendisi koysun dedi. Hani çok fazla şeye dokunma dedi. Zaten sürekli böyle eller bir yıkanma halinde falan. Sonrasında işte öyle bir süreç geçerken Cansu'nun sonucu çıktı negatif. 2-3 gün sonra negatif çıktı. Oh dedik, çok şükür çocuklarda yok. Caner de negatif çıktı, Cansu da negatif çıktı. Sonrasında çok şükür dedik, hani çocuklarda yok. Hani biz de atlatırız. Artık çocuklara dedik ki hani biz maskeyle gezemiyoruz. Ya gerçekten evin içinde maskeyle gezmek inanın çok daha zor. Yani böyle dışarıda maskeyle gezmek veli nimetmiş arkadaşlar. Gerçekten veli nimetmiş. Çünkü böyle hani bir rüzgar esintisi oluyor böyle dışarıda gezerken. Bir esiyor, bir hava alıyorsun böyle. O maskeden yine sağdan soldan o rüzgar giriyor. En azından yüzünde hissediyorsun o serinliği, o rüzgarı, esintiyi yüzünde hissediyorsun. Ama evin içinde maske taktığın zaman inanın böyle kendi sesinizden, nefesinizden bunalıyorsunuz. Böyle boğulacak gibi oluyorsunuz. Artık çocuklara dedik hani siz negatifsiniz. Siz odanızdan çıkarken maskenizi takacaksınız, geleceksiniz. Yemeğinizi alacaksınız odanıza. Çocuklar da sağ olsunlar anlayış gösterdiler. Biz bu sefer hani eşimle beraber maskeleri çıkarmaya başladık ama balkonda. Balkonda hava alırken, yani bu odada otururken falan değil. Balkonda çıkardık. Ben mutfakta yemeği yaparken çıkardım. Öylelikle işte taktık çıkardık falan, böyle bir dinlenmeli gibi. Sürekli zaten evi havalandırdık arkadaşlar. Camlar hep açık. Camlar hep geriye dönük. Kesinlikle kapatmadık. Balkon öyle, buralar öyle. Sonra işte Cansu negatif çıktıktan. Negatif çıktı ya. Caner'le beraber girdiler odaya. Bir güzel bilgisayar oyunu oynadılar. Eğlendiler. Kendi kafalarına göre işte bir şeyler yaptılar. Paylaşımda bulundular falan. Derken Cansucuğumun tad alması ve koku alması gitti. Anne dedi, ben tad almıyorum. Hatta ben kestane balı herkese birer kaşık, ayrı ayrı kaşıklarla birer kaşık kestane balı veriyordum. Anne dedi, bu hangi bal, kestane balı kızım dedim. Hiç tadını almıyorum dedi. Yani hiç tat yok. Yani normalde bilirsiniz hani kestane balı acıdır. Bizdeki bal da acı. Abimin organik balı biliyorum. Hiç hani katkı maddesi yok. Gerçekten hani zehir gibi böyle o tadı alıyorsun. Yok anne hiç almıyorum dedi, yani o tadı hiç almıyorum deyince eyvah dedim ben, kız pozitif. Sonrasında şey yaptık, tekrardan tad alma koku alması gidince hastaneye gittik. Tekrardan test verdik. Sonrasında Cansucuğum 2 gün sonra test sonucu geldi, pozitif. Eyvah dedim, şimdi Caner de pozitife dönecek. Çünkü bir arada durdular maskesiz bir şekilde. Sonrasında işte böyle günler geçti. Ne yaptık biz o arada Cansu? İlaç kullandık. İlaca başladık. Cansu da ilaca başladı ha. Sonra bizden bir hafta sonra sen. Biz ilaç kullanmaya başladıktan kaç gün sonra? 5 gün sonra falan İşte. pozitif çıktım. İşte. Yani 2 haftadır evdeydik zaten. 3 hafta falan evde kaldım. Cansu'nun da işte pozitif çıkınca bizim bu 14 gün karantina süresi tekrardan başa sarmış oldu. Çünkü evde en son kim pozitif çıkıyorsa o günden itibaren 14 gün saymaya başlanıyormuş. Olsun dedik, hani bugünler de geçer. Rabbim sağlık versin. Gel lokum kız. Gel kızım. Gel çocuğum. Lokum da kocaman oldu teyzeleri. Bakın. Lokum hanım da büyüdü. Burada yat. Yat anne. Sonrasında işte. Açık açık geriye yat. Teyzeler göğsün seni. Alo. Sonrasında tekrardan karantinamız başladı. 1-2 gün sonra da bizim İlacımız bitti. 5 günlük ilaç veriyorlar. Sabah akşam kullanıyorsun. Sonrasında ilaç bittikten bir gün sonra hastaneye gidiyorsun. Sonrasında işte arkadaşlar gittik biz eşimle beraber hastaneye gittik. Artık hani çünkü bize ilacı verirken dediler ki 5 gün sonra kontrole geleceksiniz. Gittik. Girişteki hemşire bize dedi ki ilaç kullanan hastaları pandemi bölümüne göndermiyoruz. Siz izolasyon odasına gideceksiniz. Oradaki hemşireyle görüşeceksiniz. Çocuk Caner'i de götürdük. Şimdi Cansu pozitif çıkınca dedik aynı odada maskesiz kaldı. Hani ona da bulaşmış olabilir. Hani eğer bulaştıysa ilaç tedavisi yapılıyorsa çocuklara yapılmıyormuş diye öğrendik sonradan. Hani ilaç tedavisi yapılıyorsa onun da tedavisi başlasın diye tedirgin olduğumuz için onu da götürdük.
Çocuk dedi kendi hani pandemi bölümüne geçecek. Yapabilir mi dedik. Anlatamaz dedik hani. Yine birimiz gideriz dedik. Gittik. Pandemi bölümünde sistem çökmüş. Barkod kesilemiyor arkadaşlar. Herkes sırada bekliyor. Doktor odada bekliyor. Hemşiresi yanında işte ondan sonra. Sistem çökmüş. Barkod falan sıra falan veremiyorlar. O zaman dedik ki hani izolasyon odasına gidelim. Kendi işlerimizi halledelim. Hani sürüntü vermek istiyoruz. 5 gün doldu işte kontrole geldik diye. İzolasyon odasındaki hemşire ben dedi doktoru çağırayım dedi. Doktor dedi hani sizi aydınlatsın, bilgilendirsin. Sonra doktoru çağırdı. Gittik. Gittik olur mu? İşte doktor yanımıza geldi. Dedi. Size dedi filyasyon ekibi gelecek. İlaç kullanan hastalar artık hastaneye gelmiyorlar dedi. Filyasyon ekibi gelecek dedi. Evde sürüntü alacak dedi. Tamam dedim. Hani benim ne yapmam gerekiyor bu durumda dedim. 112 arayacaksınız dedi. Hemen hastaneden dışarıya çıktım. Teşekkür ettik doktora. Hastaneden dışarıya çıktık. Çünkü o ortamda durmak çok daha sağlıksız. Eğer negatife döndüysen de her an pozitife dönebilirsin. Her an virüs kapabilirsin. Çünkü çok fazla vaka var. Hastaneler tıklım tıklım. Yani inanın ben böyle yürürken diyorum ben pozitifim açılın. Ben pozitifim açılın diyerekten insanlardan hani böyle geri çekilsinler diye. Çünkü geçeceğim, çıkacağım hastaneden. Hani böyle kimseyle yakın olmak istemediğim için hani belki hasta değildir de bulaşır, belki hala bulaştırıyorum mantığıyla. Sonra hastaneden çıktım, 112'yi aradım arkadaşlar. Dedim böyle 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 böyle. Hani biz ilaç kullandık, pozitiftik, 5 gün ilaç kullandık. İşte izolasyon odasına yönlendirdi. Oradaki doktor da 112'yi aramam gerektiğini söyledi dedi. 112 bana dedi ki, biz dedi sadece hastaneye gidemeyecek durumdaki ağır hastalar ve acil, hani böyle trafik kazasıdır, düşmedir falan filan, acil hastalar için ambulans çıkarıyoruz. Bizim alanımız değil dedi. Tamam dedim hani ne yapacağım ben bu durumda o zaman falan dedim işte. Hani yapabileceğim bir şey var mı dedim. 184'ü arayın dedi bana. Hani size yönlendirdiler dedim ben. Hani hastaneden size yönlendirdiler. Hani ne yapabilirim dedim. 184'ü arayın dedi. 184'ü aradım. Telesekreter çıktı. Onu tuşlayın, bunu tuşlayın. Pozitifseniz 1'i, işte negatifseniz 2'yi, işte kalp hastalığınız varsa 1'i, yoksa 2'yi, böbrek hastalığınız varsa, kronik hastalığınız varsa, o varsa, bu varsa, öyleyse, böyleyse ben bir 10-15 tane soru cevapladım. Yani tuşladım, telefona tuşluyorsun. Sonra telefon kapandı. Ben de sanıyorum ki beni bir yere bağlayacak. Hani biriyle görüşeceğim yani bir bilgi alacağım. Sonrasında böyle kapanınca ben de gittim ki hani pandemideki doktorun yanına gittim. Hani 5 gün sonra gel dediler ya sonuçta oradalar yani herkesin aynı şeyi yapıyor olması gerekiyor. Dedim ki doktor bey dedim böyle 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 5 gün sonrasında bizi çağırdılar. Ama dedim şu an kimse bizimle ilgilenmiyor dedim. Hani 112'yi aramam gerektiğini söylediler dedim. Aradım dedim. Hani hiçbir şekilde dedim bir sonuca varamadım dedim. Hani ben de bekliyorum ki hani bekleyin sıra hani sıra alın sıra aldığınız zaman hani burada veririz desin diye bekliyorum. Bir mantığım da o hani belki söyler. Ben dedi bu işin uzmanı değilim. Ben beyin cerrahıyım dedi. Şaka gibi. Ben de dedim ki doktor bey dedim bu işin uzmanı yok zaten dedim. Yani bu işin uzmanı yok. Ben de dedim çözüm arıyorum. Ben size sistem için gelmedim dedim. Hani çözüm arıyorum. Ne yapabilirim? Hani beni yönlendiriyorlar ama hiçbir sonuca varamıyorum ben dedim. Sizi kim yönlendirdiyse oraya gidin dedi. Ben şimdi gittim izolasyon odasındaki hemşirenin yanına. Sonrasında o da dedi ki işte görüştüğümüz doktorun yanına git. Nerede bulurum dedim. Sarı alanda. Sarı alana gittim. Doktoru buldum. Anlattım durumu. Böyle böyle doktor bey siz beni yönlendirdiniz ama 112'den bana hiçbir şekilde yardımcı olmadılar dedim. Hani bizim alanımız değil dediler dedim. Ben de dedi bu kadar biliyorum dedi. Allah Allah. O doktor bey dedim benim eşim dedim negatife döndüğünü öğrenmeden nasıl işe gidecek dedim. Hani gitse dedim bir sürü insanı hasta etse ne olacak dedim. Ya burada baktığınız zaman hem devlete yük hem hastaneye yük, sağlıkçıya yük. Yani hasta sayısının artması demek bu. Hasta sayısının artması demek hastaneye gidilmesi demek bilmem ne bilmem ne zaten zincirleme bir olay yani bu. Ondan sonra doktor boynunu büktü böyle. Allah'ım ya Rabbim. İyi dedim yani o zaman dedim bu iş dedim. Hani ne sistem var ne bir şey var ortada dedim yani. Sonrasında ne yaparım ne yaparım tekrardan 112'yi aradım. Eşimle oğlum da işte pandeminin orada sıra bekliyorlar. Hani gelecek. Sıra gelecek de işte muayene olacaklar.
Sonrasında ben çıktım dışarıya, 112'yi aradım tekrardan, durumu izah ettim. Dedim böyle 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 böyle, yani ne yapacağımı ben artık bilemiyorum. Bize dedim 5 gün sonra gelin dediler ama şu an kimse bizimle ilgilenmiyor dedim. Sonrasında telefondaki bayan, 112'deki bayan dedi ki ben sizi daha yetkili birine bağlayacağım dedi, sağ olsun. Ona dedi aynı şekilde anlatın dedi, hani yaşadığınızı aynı şekilde anlatın dedi. Tamam dedim, şey yaptık. Aradım. Ay pardon. Aradım olur mu? Telefonu işte bağladı. Anlattım olayı. Bana dedi ki toplum sağlığı merkeziyle görüştünüz mü dedi. Hayır dedim. Beni dedim kimse oraya yönlendirmedi dedim. Aslında dedi sistem şudur dedi. Hani pozitif olan hastaya 5 günlük ilaç tedavisi verilir. 14 gün karantinada tutulur. 14 gün sonunda eğer belirti devam ediyorsa, öksürüktür, ateştir, nefes darlığıdır gibi korona belirtisine dair bir belirtisi devam ediyorsa tekrardan sürüntü alınır dedi. Eğer bir belirti vermiyorsa negatife döndüğü kabul edilir dedi. Ben de dedim ki ama dedim hani bize kimse bir şey söylemedi burada dedim. Hani sadece filyasyon ekibi gelecek denildi. Oraya buraya gönderdiler ve hiçbir sonuca varamadım dedim. Hani hiçbir yol bulamadım dedim. Sizi çok bunaltmışlar orada dedi. Siz buyurun buraya gelin dedi. Burada dedi halledelim dedi. Allah razı olsun. Sonra toplum sağlığı merkezine gittik. Orada bizi dışarıda böyle şey yaptı. İşte sürüntümüzü aldı. Oğlum da var yanımda dedim. Hani ablası maskesiz yanında durmuştu. 2 gün sonra negatif pozitife dönmüştü dedim. Onu da getirin dedi sağ olsun. Gittik toplum sağlığı merkezine gittik. Orada işte sürüntümüzü falan verdik. Sadece sürüntü verdik. Eşim de dedi ki o zaman doktor bey dedi yani her akşam televizyonlarda dedi hani iyileşen hasta sayısı veriliyor dedi. Yani tekrardan bakılmıyorsa neye göre hasta sayısı belirleniyor dedi. Orada işte bir muamma oldu gibi yani hani doktor da şey dedi böyle 14 gün sonrasında tekrardan sürüntü vermeyen hastalar belirleniyor dedi. İyi dedik hani sonrasında çok şükür negatife döndüğümüzü öğrendik. 2 gün sonra negatife dönmüşüz. Caner'cim de negatif. Biz de negatife dönmüşüz çok şükür. Sonrasında sadece Cansu kaldı evimizde pozitif. Ona da dedi ki sadece hani kızım sen odandasın. Hani dışarıya çıktığın zaman maskenle çık. Hani en azından ilacın bitsin sonuç çıkana kadar bu şekilde dedik hani hareket edelim. Sonrasında işte çok şükür Allah'a Cansu'nun da ilacı bitti. İlacı bittiği zaman doktora gitti. Ya böyle doktora denk gelmek gerekiyor galiba arkadaşlar. Cansu gitmiş, ilacım bitti dediği zaman doktor hemen sürüntüye göndermiş. Yani niye bu kadar yokuşa sürüyorlar? Niye insanı bunaltıyorlar? Ben anlamış değilim. Her gittiğimizde, inanın hastaneye her gittiğimizde bambaşka bir olayla karşılaştık. Mesela ben gittiğim zaman işte test vermeye ilk gittiğim zaman kanı izolasyon odasında aldırdılar. Çocukları götürdüğüm zaman hemen pandeminin yanına kan alma bölümü açılmış. Orada aldılar. Ben anlamıyorum. Sürüntü verilen yerde hani maskeni indiriyorsun hemen burnuna, boğazına işte çubuğu sokuyor. Hemen biz gittiğimiz zaman hiçbir temizlik bir şey yoktu. Çocukları götürdüğüm zaman hemen o cam fıs fıslandı, bezle silindi, dezenfekte edildi falan. Ben hani anlamıyorum. Yani gerçekten artık doktorlar bıkmış durumda. Hemşireler bıkmış durumda. Yani böyle herkes başından savmaya bakıyor gibi. Bilmiyorum yani onlar da haklılar. Çünkü bizim insanımız gerçekten anlamıyor. Acilin içindeyim, pandemi bölümündeyim. Maske burada yani. Böyle. Ağızda kapalı, burun açık arkadaşlar. İnanın diyorum ki teyze burnunu kapat, amca burnunu kapat. Bak ben hastayım. Hani bulaşır. Size de bulaşır. Yani burası hep hastalık dolu. Hasta olan insanlar burada diyorum. Yani gerçekten bizim insanımız maske takmayı bile bilmiyor. Bırakın kurallara uymayı, maske takmayı bile bilmiyor. Yani çok vahim bir durumdayız aslına bakarsanız. Öyle böyle derken işte Cansucum da negatife döndü. Çok şükür Rabbime evimizde maskesiz bir şekilde işte dolanıyoruz. Çok şükür yani en büyük konfor gerçekten en büyük konfor evinde hastalığı atlatmak, hastane odalarına düşmemek. Şükürler olsun Rabbime. İnanın ezan okunuyor şu an. Yatsı ezanı okunuyor. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Tüm hastalarla beraber bizlere, sizlere şifa versin inşallah. Gerçekten çok zor bir durum. Yani eşim de geçen de şey diyor böyle balkonda oturuyoruz Yeliz diyor. En güzel günler evde geçti böyle hani karantinada olunca.
Hiç öyle düşünme Alişim dedim. Yani çok güzel geçti. Gerçekten çok güzel geçti dedim. Hani bu evde dedim 3 tane pozitif hasta vardı. Sadece Caner temizdi dedim. Her birimiz ayrı bir hastane odasında yatıyor olsaydık. Hani ayrı odalarda birbirimizi görmeden. Çocuğumuzu dedim hani kim evine alırdı? Yani alırlardı. Allah razı olsun biliyorum arkadaşlarımdan. Hani asla ortada bırakmazlardı ama onlar da tedirgin olacaktı. Hani çocukta hastalık var mı yok mu? Bize bulaşır mı bulaşmaz mı? Çünkü artık herkes şüpheyle bakmak zorunda birbirine. Çünkü belirti vermeden gezen dolaşan çok insan var. O çocuğun dedim hadi tamam bir yere sığınacaktır. Biz çıkana kadar, gelene kadar, karantinamız bitene kadar. Ama dedim psikolojisi ne olacaktı? Hani başka bir evde o da bir odaya kapalı bir şekilde kalmak zorunda kalacaktı. Çok güzel geçti dedim. Allah herkese böyle geçirmeyi nasip etsin dedim. Çok şükür Rabbime, Allah'ım hani hep bundan kötüye götürmesin diye dua ediyorum. Çok şükür geldi, geçti, atlattık. Şükürler olsun. Atlattık yani hafif atlattık diyebiliriz. Hani öksürüğümüz olmadı, ateşimiz olmadı, nefes darlığımız olmadı. Çok şükür Allah'a. Hep böyle kestane balı yedik. Böyle bağışıklığı güçlü tutmaya çalıştık. Arkadaşlarımız meyvemizi getirdi, sebzemizi getirdi, suyumuzu getirdi. Asansöre binanın işte otomatiğini açıyoruz yukarıdan. Asansöre işte koyuyorlar malzemeyi getirdiklerini. Biz yukarıdan eldivenle ama. Eldiven takıp hani hiçbir yere virüs bulaşmasın diye eldivenle düğmeye basıp çekip içinden malzemelerimizi aldık. Allah bin kere razı olsun eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan. Vallahi Allah razı olsun. Böyle günlerde gerçekten hani insanın elinden tutmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Çok şükür hani güzel arkadaşlıklar, dostluklar biriktirmişiz. Güzel insanlar biriktirmişiz. Bu şekilde atlattık arkadaşlar. Yani geçirdik. Eşim pazartesi günü Allah izin verirse işbaşı yapacak. Artık hani normal hayata dönmeye çalışıyorum ama ben de böyle şey yapamıyorum. Yani çok çabuk yoruluyorum. Nefesimde bir sıkıntım yok ama şey yapamıyorum böyle. Hep yatak böyle çekiyor beni sanki. Böyle birazcık dolansam yatma isteği duyuyorum gibi oluyor. Bilmiyorum yani inşallah hani birazcık daha toparlarız. Günde 3 litre su içtik arkadaşlar. En az 3 litre su içtik. Şey böyle 1,5 litrelik şişelerde su aldırdık. Çünkü sürahi falan kullanılmayacak dedim. Herkesin odasına önce 5 litrelik su koymuştum. Sonrasında şey yaptık işte o 1,5 litrelik sulardan aldırdık arkadaşa. Onları dedik hani bitirelim. O şekilde en azından ne kadar içtiğimizi de belirleyebiliriz, görebiliriz diye. Çünkü sürahi bardak ortak kullanmak kesinlikle olmayacaktı. Bol meyve yedik. Ben böyle bol sarımsaklı tarhana çorbası yaptım. Sabahları hani çorba da yaptım. Ali Beyciğim et haşlama yaptı mesela et suyu. Ondan sonra işte kahvaltılar falan filan. Hep böyle vücudu beslemek hani böyle bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye çalıştık. Hani hep böyle işte C vitamini aldık mesela. B12 vitamini aldık. D vitamini aldık. Ekstradan takviye olarak. Çok şükür Allah'a geldi geçti. Rabbim hani herkese böyle geçirmeyi nasip etsin. Hiçbir yere de çıkmadık inanın arkadaşlar. Hasta olduğumuzu öğrendikten sonra inanın çöpümüzü atmaya bile gitmedik. 5 gün çöp birikti. O hastaneye gitme süreci var ya. İlaç bittiği zaman işte hani çöp dışarıya çıkma zorunluluğu. O zaman çöpümüzü attık. İnanın hani en büyük sorun çöpe atmaktı. Çöpümüzü kim atacak diye. Çok şükür Allah'a çöpümüzü de öyle hallettik. 5 günde bir attık. Yani kimsenin canına hani şey yapmamak lazım. Kastetmemek lazım. Yani tam bir cinayet gibi oluyor bu. Hani bile bile çıkmak, gezmek, dolaşmak tam bir cinayet gibi bir şey. O yüzden biz 14 gün ne o 3 haftadır evdeyiz. İnanın. Sadece hastaneye gitmek gelmek için çıktık ve şimdi herkes negatif evde. Çok şükür Cansucum da negatif. Dün Caner'in defterlerini almak için çıktık. Sadece 1 saat kadar böyle kırtasiyeye gittik. Ben azıcık bir züccaciyeye uğradım. Ondan sonra evimize geldik. Çok şükür Allah'a. Rabbim bu günleri gösterdi. Allah'ım kimseyi darda koymasın arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmek istedim. İnşallah günlük vloglara da dönmeyi istiyorum. Enerjim olduğu kadar, yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım, çekmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim hastalıksız, sağlıklı, sıhhatli günler görmeyi, geçirmeyi
nasip etsin. Rabbim kimseye sevdiğinin acısını, hastalığını göstermesin inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ayrıca hani bana mesajlar atan, destek mesajları atan, merak eden, benim için dua eden, ailem için dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bilgilendirmek için hani bunları anlattım ama 40 dakikayı doldurduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Günlük vloglarda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.